Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan ve Cemal Nur Sargut'un güç birliğiyle üniversite ve Kerim Vakfı'nın ortak girişimi olarak 2014 yılı Temmuz ayında Üsküdar Üniversitesi bünyesinde Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü kurulmuştur. Türkiye'nin davranış bilimleri ve sağlık alanlarında ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, felsefe, psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, biyomühendislik, moleküler biyoloji ve genetik alanlarında lisans programları yürütmektedir. Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde açılan lisansüstü programlarla, özellikle klinik ve uygulamalı psikoloji, sosyal hizmetler, davranış bilimleri ve nörobilim konularında öncü araştırmalar yapmaktadır. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek uluslararası düzeyde bir bilim ve sanat ortamı olmayı hedeflemektedir. Enstitü, her branştan ilgiliye, bu alanlarda lisansüstü eğitim yapma imkanı sağlayacaktır. Ayrıca, Kerim Vakfı'nın öncesinde gerçekleştirmiş olduğu uluslararası akademik işbirlikleri çerçevesinde ortak lisansüstü programlar geliştirecektir. Enstitüde farklı düzeylerde eğitim alacak olan herkesin, tasavvufun ahlaki ilkelerini kendi meslek yaşamlarına günlük dilde aktarma becerisi kazanması hedeflenmektedir. Bu özgün girişimle, tasavvufun ahlak öğretisi, din ve insan davranışları arasındaki ilişkiler, disiplinler arası bir yaklaşımla ortaya konulacaktır. Enstitü geçtiğimiz bahar döneminde, Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi İşbirliği ile Tasavvufa Giriş adı altında eğitim programlarını başlatmış bulunmaktadır. Program 2015-2016 eğitim öğretim yılında iki kademeli olarak gerçekleştirilecektir. Enstitü 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretim ve Uygulama Merkezi ile enstitü bünyesinde önümüzdeki güz dönemi başlatılmak üzere Arapça öğretimi konusunda uzun vadeli bir protokole imza atmışlardır. Kültür Bakanlığı Yazma Eserler Daire Başkanlığı, yazma eserlerin gün ışığına çıkarılması konusunda dünya çapında çalışmalar yürütmektedir. Enstitü, başkanlıkla temasa geçmiş ve tasavvuf alanındaki yazma eserlerin değerlendirilmesine yönelik olarak ortak projeler geliştirilmesi konusunda hazırlık sürecine girmiştir. Duke Üniversitesi ile 2016 yılının yaz ayında Farsça metinler konulu bir yaz okulu yapılması için kurumsal iletişim çalışmaları başlatılmıştır. Enstitü, 2017 yılı Mayıs ayında North Carolina Chapel Hill Üniversitesi ile tasavvuf kültürü ve sanat içerikli bir sempozyum düzenleyecektir. Sempozyum, bir yandan Kuzey Afrika ve İran tasavvufunu, diğer yandan Ahmet Yesevi, Seyyid Yahya Şirvani, Mısri Niyazi, Hacı Bektaşi Veli ve Yunus Emre gibi Türk-İslam coğrafyası sufilerinin buna katkısını ve ortak yaşam bilincini konu edecektir. Hayatlarını çoğulcu bir dini hayat içinde ikame ettirmiş olan bu erenlerin öğretileri ve dayandığı toplumsal hafızalar, tasavvuf geleneğine bağlı olarak ve çoğulcu bir yaşam bilincinin oluşturulup geliştirilmesine büyük katkı sunacaktır. İstanbul, geçmişten getirdiği yüksek İslam medeniyeti kültürü, bir imparatorluk mirası olan çok kültürlü yapısı ve modern Türkiye'nin bilim, kültür ve sanat merkezi olmasıyla, Türkiye ve dünyada tasavvufun doğal merkezi olabilecek konumdadır. Böyle bir enstitü, kısa süre içerisinde beşeri ve sosyal bilimler, teolojik çalışmalar, sağlık bilimleri ve güzel sanatlar açısından uluslararası bir cazibe merkezi haline gelecektir. Enstitü aynı zamanda bu değerlerin farklı sorun alanlarında nasıl çözüm önerileri sunulabileceği sorusuna cevap arayacaktır. Modern toplumun kalbinde yatan hastalıklara çözüm yolları bu alandadır. Siyaset dilinin zenginleşmesi yine buradan olacaktır. Çatışma alanlarının daha serin kanlı biçimde tartışılması ve konuşulması, bu alanın derinliğinden devşirilecek zengin iletişim imkanlarıyla mümkündür. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Üsküdar Üniversitesi'nin özel tematik yapılanması altında, toplumun her kesiminden alacağı destekle bu eşsiz değerlerin bireysel ve toplumsal alanın dillerini tercüme edebileceği yegane akademik yapı olacaktır. Peygamber Efendimizin alemlere rahmet olarak müjdelenmiş olan doğumunu kutlamak amacıyla, kurumlarımız tarafından peygamber ahlakıyla yaşayıp eserlerinde de peygambere hizmeti ön plana almış kişilere verilmek üzere Dost İslam'a Hizmet Ödülü ihdas edilmiştir.
Bu sene 3 Ocak 2015'te Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 11.si düzenlenen gecede Dost Ödülü Türkiye'den Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Kara'ya takdim edilmiş bulunmaktadır. İsmail Kara, Türkiye'nin anlama ihtiyacı duyduğu, İslamcılık ve modernleşme konularının ortaya çıkardığı temel meseleleri özünden ve değerinden kaybettirmeden güncel tartışmalara açmış, bu konuları eserlerinde yeni bir söylemle gelecek nesillere aktarabilen usta bir yazar, tavizsiz bir bilim adamı olarak tanınmaktadır. Bu sene 2015 yılı Dost İslam'a Hizmet Ödülü, yurt dışından da Profesör Tayyip Şuryef'e Spiritual Teaching of the Prophet, Hazreti Peygamber'in Manevi Öğretileri adlı kitabından dolayı takdim edilmiştir. Cezayir asıllı Fransız araştırmacı Rube, Şatibi Enstitüsü Hadis Çalışmaları ve Arap Dili bölümünde tasavvuf ve tasavvuf edebiyatı konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu yılki teması hicret olan gecede, dünyaca tanınan kompozitör Rahman Altın, Taleal Bedru Aleyna adıyla bilinen anonim eseri yeniden düzenleyerek, Peygamber Efendimizin Medine'ye girişlerini sembolize eden etkileyici bir koreografi eşliğinde sunmuştur. Cemal Nur Sargut'un başlatmış olduğu inisiyatifle Pekin Üniversitesi'nde 2011 yılı Kasım ayında bir İslam araştırmaları kürsüsü kurulmuştur. Kürsü, 20. yüzyılın en önemli mutasavvıflarından olan Kenan Rifai'nin ismini taşımaktadır. Pekin Üniversitesi, 1.4 milyar nüfuslu Çin'in en büyük üniversitesidir. Kürsünün tesis edildiği enstitünün başında Tu Weiming bulunmaktadır. Tu Weiming, 34 yıl Harvard Üniversitesi'nde görev yapmış, daha sonra Çin hükümeti tarafından kendisine yapılan daveti kabul ederek Pekin Üniversitesi'ne gelmiş ve İleri Beşeri Bilimler Enstitüsü'nü kurmuştur. Tu Weiming Enstitü bünyesinde yer alan Kenan Rifai İslam Araştırmaları kürsüsünü şu sözleriyle değerlendirmektedir. Yapılan bu çalışmalar, Pekin Üniversitesi camiasının kültürel ve özellikle de ahlaki değerlerinin dönüşümüne sebep olmuştur. Katkı, sadece dersler sunma kabiliyeti değil, Çin'in hali hazırda kendi içine bakma ve kendini anlamasına yönelik İslam'ın ahlaki bakışını ve dini soruları ortaya çıkarma kabiliyetidir. Burada geniş bir İslam dünyası bulunmaktadır. Geleceğe baktığımızda Çin, entelektüel ve manevi hassasiyetini İslam dünyasına kanalize edecektir. Çin yaklaşık 70 yıl ağır bir baskı döneminden geçmiş, bu süreç zarfında dinle ilgili kurumlar zarar görmüş, din ve ilim adamlarının son iki jenerasyonu kaybolmuştur. Tu Weiming, Çin için İslam'ı yeniden anlayabilmenin yolunun kendi tarihi içindeki Hui Confucius Çinli İslam geleneğinin canlandırılmasından geçtiğini söylemektedir. William Chittick, geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'da gerçekleştirilmiş olan Kenan Rifai Sempozyumunda, kürsünün Çin'in kendi entelektüel geleneğini reddetmeden, politik İslam'ın tuzaklarına düşmeden ve İslam'ı yeniden keşfetmek zorunda kalmadan İslam'ı öğrenebileceği tarihi bir fırsat yarattığını dile getirmiştir. Kürsüyü İslam alanında bilim adamlarının yetişeceği ve Çince İslami kaynakların yeni neslin okuyup anlayabileceği şekilde hazırlanacağı yegane adres olarak göstermektedir. 2015 yılı Nisan ayında Pekin Üniversitesi'nde TürkKat İstanbul Şubesi, Kerim Vakfı ve Pekin Üniversitesi İleri Beşeri Bilimler Enstitüsü işbirliğiyle İslam ve Çin Medeniyeti başlıklı bir sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyumda dünyanın çeşitli ülkelerinden 16 araştırmacı ve bilim adamının sunduğu tebliğlerin yanı sıra açılış ve kapanışta Tu Weiming ve Cemal Nur Sargut'un önemli değerlendirmeleri olmuştur. Sempozyuma Kenan Rifai Kürsüsü Profesörü Gulam Reza Avani, Türkiye'den Mahmut Erol Kılıç, Ekrem Demirli, Osman Nuri Küçük ve Semih Ceyhan, Amerika'dan Muhammed Kalil ve Christian Peterson, Malezya'dan Sloane Douglas Crowe davet edilmiştir. Sempozyuma Çin'in önemli üniversitelerinden 8 bilim adamı katılmıştır. Çin hükümetinin siyasi hassasiyetleri ve ayrımcı prosedürleri Pekin Üniversitesi'nde de katı bir şekilde uygulanmaktadır. Uygurlu öğrenciler azınlık üniversitelerine gidebilmekte, ancak Pekin Üniversitesi'nden dışarıdan olmak kaydıyla dersler alabilmektedir. Bu öğrenciler Kenan Rifai İslam Araştırmaları kürsüsünde açılan tüm dersleri takip etmişlerdir. Kürsünün profesörleri, Çin'deki en büyük azınlık üniversitesi olan Minzu Üniversitesi'nde de dönemlik dersler vermektedir.
kürsü yapmış olduğu çalışmalarla Uygur Türkleri ile Pekin Üniversitesi arasında görünmez bağlar kurmuştur. İslam ve Çin Medeniyeti Sempozyumu, her yönüyle 2011 yılından bu yana yaratılmaya çalışılan hoşgörü ortamına bir ayna, Çin ve Uygur Üniversiteleri arasında bir İslam köprüsü ve adeta tüm bu gayretlerin izlenebildiği tarihi bir sahne olmuştur. Kerim Vakfı, kültür varlıklarımız ve manevi değerlerin korunmasına yönelik olarak çalışmalarda bulunmaktadır. Vakfın 2014 senesinde Bursa Vakıflar Müdürlüğü nezdinde başlatmış olduğu girişimle Emir Sultan Türbesi'nin restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Türbe içi altın varakların tamamlanmasıyla proje bu yaz içinde sonuçlandırılmış olacaktır. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce restorasyonu yapılmakta olan Merkez Efendi Türbesi, türbe içi tefrişi Kerim Vakfı tarafından gerçekleştirilmiştir. Devrinin geleneksel usulüne genel olarak uygun şekilde yapılan tefriş, Kabri Şerif'e orijinal Kabe örtüsü örtülmüş olmasıyla dikkat çekmektedir. Türk Kadınları Kültür Derneği ve Kerim Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa olarak 29-31 Mayıs 2015 tarihinde 1. Uluslararası Kenan Rifai Sempozyumu'nu düzenlemiştir. Sempozyum, Fetih Meydanı'nda yer alan Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nde gerçekleştirilen törenle Fetih Günü açılmış ve Kültür Bakanlığı Konya Sema Heyeti'nin sunduğu Ayin-i Şerif'le devam etmiştir. Sempozyuma Türkiye'den ve dünyadan 40'a yakın bilim insanı konuşmacı olarak davet edilmiştir. Kenan Rifai Hazretleri'nin hayatı, din ve şeriat anlayışı, tasavvuf anlayışı, yaşadığı devir ve kadına bakışı gibi ana başlıklar birbiri ardınca bütünlüklü şekilde ortaya konulmuştur. Yaşadığı devirde kendilerine müntesip Şeyhülislamlar ve gayrimüslim din adamları gibi özel konular incelenmiştir. Eserlerinden Rifaiye konusunda şimdiye kadar neşredilmiş en kapsamlı eser olan Ahmed er-Rifai adlı çalışmaları, İlahiyat-ı Kenan, kendilerine ait Mesnevi Şerhi'nin hususiyetleri gibi konular, yerli ve yabancı bilim adamları tarafından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Aynı zamanda zahiri ve batini anlamda öğretmenliği, mürşitliği, irşat yöntemleri farklı bakış açılarından ele alınmıştır. Musiki anlayışı, şiirleri, yetiştirdikleri ve verdikleri eserler incelenmiştir. Sempozyum, 3 gün süresince o kubbenin asıl manasının zuhur edeceği manevi bir iklim yaratmıştır.